Herkese merhabalar. Bugün ilk defa bir beni tanıyın videosu çekeceğim. O yüzden bir tık heyecanlıyım. Çünkü bu her zaman çektiğim videolar gibi çok hazırlanılmış bir video değil. Birçok soru geldi. Soruların içinden bir kısmını seçtim ve hepsini telefonuma kaydettim. İzninizle buradan okuyup cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle sosyal medyada yer almayı nasıl karar verdiniz diye bir soru geldi. Açıkçası ben böyle insanlara kendimi ifade etmek, kendimi anlatmak ve bir şekilde insanlara ulaşmak hep çok hoşuma gidiyordu. Ve çocukluğumdan beri de hep öğretmen olmak istiyordum. Hatta böyle çocukken ben hep öğretmen olurdum. Diğer çocuklar da böyle önüme dizilirdi. Kendime hayali bir tahta yapıp onlara bir şeyler anlatırdım. Sonra büyüyünce de akademisyen olmak istedim. Hatta bunun için bayağı da bir uğraştım. Önüme çıkan bazı fırsatları da değerlendirdim. Ama bir şekilde olmadı. Ve sonrasında ben de kendimi burada buldum diyebilirim. Diğer soruları şöyle toparladım. Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, hangi okuldan mezunsunuz ve mesleğiniz nedir? Her ne kadar aklım ve kalbim bunu sonuna kadar inkar etse de 30 yaşındayım. Eskişehirliyim ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilim Mühendisliğinden mezun oldum 2014 yılında. Şu anda da özel bir şirkette, daha doğrusu bir otomotiv fabrikasında, otomotiv yan sanayi fabrikasında kalite mühendisi olarak çalışıyorum. Buna paralel olarak özel sektörde çalışmaktan memnun musun diye bir soru gelmiş. Şöyle ki imkanım olsa tabii ki ben de kendi işimi yapmak ya da freelance bir iş yapmak isterdim. Ama birçok yere göre şu an çalıştığım işleri, iyi bir işleri, huzurlu bir iş ortamı ben çok çok daha kötü yerler gördüm. Yani böyle mobbinglerin yapıldığı, işte insanların birbirine ana avrat küfür ettiği yerleri de gördüğüm için şu an çalıştığım yer oralardan 100 kat hatta 1000 kat daha iyi diyebilirim. O yüzden şu anki işimi seviyorum. Diğer bir soru da, hobileriniz ve hayalleriniz nelerdir denilmiş? Şu anda en büyük hobim YouTube. Ve buraya gerçekten önemli bir zaman ayırıyorum. Onun dışında fotoğraf çekmekten, trekking yapmaktan ve kamp yapmaktan hoşlanıyorum. Hayallerim çok fazla hayalim var aslında birazcık hayalperest biriyim sürekli hayaller kuruyorum ama şöyle bir yapımda var sanki bu hayallerimi dillendirirsem bir şey olmadan paylaşırsam insanlarla o olmayacakmış bu yüz kaçacakmış gibi bir his oluyor bende. Bunu da birçok defa deneyimlemiş biri olarak izninizle hayallerim şu an için bende kalsın. Diğer bir soru da kaç yıllık evlisiniz eşinizle nasıl tanıştınız ve sizi çok beğeniyorum denilmiş çok teşekkür ederim. Biz 2016 yılı Temmuz ayında evlendik. Yani yaklaşık 5,5 yıllık evliyiz diyebilirim. Eşimle aynı iş yerinde çalışıyorduk ve birbirimizi sürekli görüyorduk ama çok da bir muhabbetimiz yoktu. Zaten hafif o zaman yeni başlamıştı işe. Ve sonra bir gün, bir hafta sonu bizim ikimizin de müdürlerinin Fuara gitmesi gerekti ve onlar da kendileri gitmek yerine bizi gönderdiler. İşte bizi tembihlediler orada şöyle yapın şunları şunları araştırın falan diye ve biz sonra Habib'le birlikte bir yola çıkmış olduk. Tabii başka arkadaşlarımız da vardı ama o zaman yan yana oturuyorduk arabada. Ve böyle sohbet muhabbet etmeye başladık. Sonra yavaş yavaş bir ilişki içinde olduk diyebilirim. İlişkinize dair pozitif bir anıyı anlatır mısınız denilmiş. Tabii ki anlatırım. Şimdi biz balayına çıktığımızda bir iddiaya girmiştik. Şu anda ne için olduğunu hatırlamıyorum ama Habib'le bir iddiaya girmiştik. Ve o şey demişti. Yani ben eğer kazanırsam burada benim istediğim herhangi bir tane ekstrem sporu yapacaksın demişti. Ben de o zamanlar tabii minimalist olmadığım için işte ben kazanırsam o zaman hatırlarsınız belki H&M daha çok popülerdi. Bu kadar fiyatlar artmış ve bu kadar adileşmiş değildi. Ben de işte şey demiştim. Ben kazanırsam işte şu kadar şu kadar liralık H&M'le alışveriş yapacağım demiştim. O da tamam dedi. Sonra neyse bir şekilde Habib annem etti, kallem etti ve o iddiayı kazandı. Ve beni kandırdı. Sonra dedi ki biz de de parasailing yapalım. Benim şimdi çok ciddi anlamda bir yükseklik korkum var ve parasailingde biliyorsunuz böyle tekne gibi bir şeyde gidiyorlar. Sizi paraşütümsü bir şeyle yukarıda tutuyorlar ve onlar çektikçe siz böyle havada kalıyorsunuz. Ve bayağı da bir yüksek yani her ne kadar işte yüzseniz de yelek olsa da hani benim o yükseklikten denize düştüğümde gerçekten kurtulmam imkansız çünkü zaten panik biriyim. Hani orada ben oracıkta ölür geberirim yani o kadar eminim. Ama böyle beni kandırdı ve biz bir şekilde bindik o paraselinke. E, Çığlık çığlığa bir yandan eğleniyorum ama bir yandan da tabii ki böyle korkuyorum falan. Öyle güzel değişik bir anı olmuştu. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Bu esnada biz fotoğraf çekindik. Hani oradan fotoğraflarımızı falan çektiler. Siz az çok biliyorsunuzdur satmak için fotoğraflar çekiliyor ya ve sonra biz o fotoğrafları CD ile aldık ama hiç CD koyacak bir bilgisayarımız da yoktu. İşte başka ne bileyim televizyonumuz falan da yoktu. Zaten yeni bilgisayarlarda CD yok. Hatta sonra o CD'yi de sanırım kaybettik biz. Ama mesela hiç o fotoğraflara bakma gereği duymadım. Yani fotoğraflara bakmasam da o anı, benim o çığlıklarım, orada tanıştığımız insanlar, işte böyle indiğimizde bacaklarımın o titremesi hala dün gibi aklımda. O yüzden hani bu tarz böyle hatıra şeylere çok önem vermiyorum. Bunu da buradan dipnot olarak söylemiş olayım. Zaten birçok şey benim aklımda ve kalbimde durmaya devam ediyor. Diğer bir soruyla devam edelim. Neden sürekli şehir değiştirdiniz denilmiş. Ben bu yaşıma kadar şehir değiştirmekten hiç korkmadım. Konfor alanından çıkmaktan da hiç korkmadım ve nerede iş bulduysam orada işe başladım. Mezun olduğumda da birçok insan gibi iş bulamama kaygım vardı. Ve o yüzden ilk bulduğum işe hemen atladım, kabul ettim. İşte parasına, şartlarına falan bakmadan. Ve sonrasındaki önüme çıkan fırsatları hep değerlendirdim. O şehir sosyal imkan anlamında iyi değil, işte bu şehir böyle demeden devam ettim. Ve tabii bu esnada işte ev sahibiyle anlaşamadığımız oldu, evimize su bastığı oldu falan derken Böyle defalarca taşınmak zorunda kaldık. Burçlara inanır mısınız? Hangi burçsunuz? Bir de Bence oğlak burcusunuz diyenler olmuş. Burçlara inanırım. En azından ben kendi burcumun dengesizlik, kararsızlık gibi birçok özelliğini taşıyorum. Tahmin edeceğiniz üzere ikizler burcuyum. Ve gerçekten klasik bir ikizler burcuyum. Bütün özelliklerimi gösteriyorum. Yükselenim de soranlar olmuştu bu arada. Yükselenim de aslan. İkisi de birbirinden beter. Çok sakin, sinirsiz görünüyorsunuz. Öyle misiniz? Aslında tam tersine çok sinirli ve fevri biriyim. Çok tezcanlıyım. Her şey hemen olsun istiyorum ve olmadığında da böyle fevri oluyorum maalesef. Ama tabii ki eskiye göre bunu birazcık daha sönümledim. İnşallah daha fazla sönümleyebilirim. Bu arada bu soruyu cevaplarken sakinsiniz dediğimde Habib böyle yapıyor. Karşıdan şu an karşında o var. Hayır yapıyor yani. Siz artık az çok tahmin edin. Diğer bir soru, videolarınızda İngilizceye hakim olduğunuz anlaşılıyor. Bunu nasıl yapabildiniz denilmiş. Ben üniversitede bir yıl hazırlık okudum ve gerçekten en temelden başladım. Beginner seviyesinden. Ve bilenler bilir Anadolu Üniversitesi'nin hazırlığı gerçekten zordur. Bunun üzerine bölümümü de İngilizce okudum. Ve iş hayatımda da şanslıyım ki İngilizcemi aktif olarak kullanacağım işlerde çalıştım. Aslında şu an mesela konuşma olarak bir tık daha geriledi bile diyebilirim. Çünkü Mesela bir önceki işimde fabrikamızda Japon koordinatörler falan vardı ve toplantılar sunumlar hep İngilizce yapılıyordu. O zaman daha iyiydi. Şu an konuşma olarak bir tık daha maalesef kötüledi diyebilirim. Evet eyvah en korktuğum soru. Çocuk konusunda ne düşünüyorsunuz? Şöyle ki çocuk konusunda toplum tarafından kabul görmüş fikirlerin bir tık dışında fikirlerim var yani dışında mı bilmiyorum ama en azından benim çevremdeki insanlardan farklı fikirlerim var. Şöyle ki ben hayatı böyle yaşının ya da yaşadığın ortamın getirdiği görev addedilmiş şeylerle yaşamayı çok seven biri değilim. Ne demek istiyorum? Mesela işte bir yaşa geldin mezun ol işte iş bul ne zaman evleneceksin, ne zaman doğuracaksın, ikinci çocuk ne zaman, bu sefer çocukların ne zaman evlenecek, işte bu sefer ne zaman torunlu olacak falan... Ölene kadar hep böyle sanki bizim hayatımızda belli biz işlerine taslar diyoruz. Böyle belli görevler var da sanki pıt 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 onları yapmak zorundaymışız gibi bir algı var. Ama ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Şöyle ki benim dünyamda kendi varoluşuyla ilgili sorunları çözmemiş, belli bir olgunluğa erişmemiş, kendi travmalarını atlatmamış ya da onlar için atlatmak için uğraşmamış, kendi sorunları üzerine düşünmemiş insanların anne baba olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim düşüncem ve ben böyle yapmaya çalışıyorum. Devam ediyorum. YouTube'a yeni başlayacak olanlara öneriniz var mı? Bir kere ne yapmak istediğinizde net bir şekilde karar vermeniz gerekiyor. Bunu ben Barış Özcan'ın hikaye anlatıcılığı eğitimi almıştım. Orada öğrendiğim bir şey var ki Kendinize işte üç konu başlığı belirleyin. Nasıl mesela Barış Özcan kendi YouTube kanalında sanat, teknoloji, tasarım diyor. Ve bütün içeriklerini bu başlıklara uygun şekilde hazırlıyor. Bunu bulmak çok önemli. Bunu henüz ben de tam olarak bulabilmiş değilim. Bu hatayı ben yaptım, siz yapmayın diye söylüyorum. Baştan bu üç başlığı belirlerseniz içerik bulmanız da çok daha kolay olur. Çünkü sonuçta bir sınır belirlemiş oluyorsunuz. Olumlu ve samimi olmayı nasıl başarıyorsunuz? Teşekkür ederim böyle gördüğünüz için. İçimden geldiği gibi davranıyorum. Çünkü ben... E, samimi olmayanları, rol yapanları çok rahatlıkla anlıyorum. Eminim siz de anlıyorsunuzdur. Zaten ben de rol yapsam eminim ki bir kilometre öteden anlayacaksınızdır. O yüzden içimden geldiği gibi davranmaya çalışıyorum. Olumlu olmak konusunda şöyle söyleyeyim. Aslında tam olarak olumlu bir insan değilim. Hatta bir tık kötümser bile olduğumu söyleyebilirim. Olayların hep böyle negatif taraflarına odaklanan biriyim. Ama şöyle... Ya Allah kahretsin bu da böyle oldu, şöyle oldu gibi değil de Hani böyle böyle de riskler var. Bunlar bunlar olursa ne yaparız gibi. Zaman içerisinde bunları törpülemeyi ve bunları kafamda çözümler üretmeyi öğrendiğim için belki de daha olumlu olarak yansıtıyorumdur. Mesleki deformasyonu diyebiliriz belki. Evet mesleki deformasyonda olabilir doğru söylüyorsun. Bir diğer soru da çok güldüm buna üniversite arkadaşım Ayşe'den gelmiş. Üniversitede o her şeyi soru neden pimpirikli panik kızı nereye bıraktın demiş. Aslında hiçbir yere bırakmadım Ayşe. O kız hala benim içimde bir yerlerde duruyor. Ama ben sanırım o kızdan daha hızlı büyüdüm ve 30 yaşında getirmiş olduğu bir ekstra olgunluk oldu bende böyle bir şey büyük de konuşmak istemiyorum ama bir bilgelik getirdi diyebilirim ve her ne kadar pimpirikli de olsam o yerini birazcık daha heyecanlı kişiliğe bıraktım. Mesela hala daha her videodan önce heyecanlanıyorum. İş yerinde bir sunum yapmam gereksin hemen elim ayağım buz kesiyor. Böyle iş yerinde bir denetim olsun, bir sınava girecek olayım içimde bir heyecan oluyor. Tahammülün olmayan bir huy. Sevmediğim bir Türk geleneği ve bayıldığım bir yabancı geleneği. Tahammülün olmayan bir huy deyince aklıma ilk olarak şu geldi böyle bir sorun olduğunda, bir problemle karşılaştığımızda sürekli söylenen ama asla çözüm bulmak için uğraşmayan insanlar. Şimdi söylenme konusunu bazen ben de yapıyorum. Hepimiz bunu yapabiliriz. Ama bir yandan da hep arka planda çözüm düşünüyorum ve gerçekten ben kendimle ilgili, kendi varoluşumla ilgili birçok problemi de atlattım. Birçok problemi ve çözüm buldum diyeyim. Çözüm bulmaya da tabii ki devam ediyorum. Problemler hiçbir zaman bitmez. Ama işte bu şekilde problemlerine çözüm bulmayıp çözümleri sizin sunduğunuz çözümleri dinlemeyip sürekli sazılım şikayet edilmesinden hiç hoşlanmam. Sevmediğim bir Türk geleneği ise şu. Çok böyle şatafatlı, görkemli törenler, işte çeyiz, bohça gibi şeylerden çok hoşlanmıyorum. 40 gün 40 gece süren düğünlerden hoşlanmıyorum. Bunun sebebi de şu. Ben onu gereksiz bir yorgunluk olarak görüyorum. Çünkü hani çok kalabalık olunduğunda illaki birileri bir şeyleri eleştiriyor. Siz ne kadar iyisini de yapsanız. Bir şekilde o yani siz dünyanın en iyi yemeklerini de koysanız birisi işte pilavda lapo olmuş, ette kuru olmuş diyebiliyor. Bayıldığım yabancı geleneği ise hüge. Daha önce videosunu da yapmıştık, konuşmuştuk. Belki hatırlarsınız. İskandinavların o böyle kendi sıcak yuvalarında işte bir fincan kahve, bir mum eşliğinde sevdikleriyle beraber böyle yumuş yumuş kıyafetler giyip oturması, iyi zaman geçirmesi çok hoşuma gidiyor diyebilirim. Konu içeriklerini, kaynaklarını araştırırken nasıl bir yol izliyorsunuz? Burada önemli olan konu seçimi oluyor. Konu seçimi de şöyle işte bazen duyduğum bir konuşma, bazen okuduğum bir kitap. Çoğunlukla da o anda kendin neyin böyle eksikliğini ya da ne konuda problem yaşıyorsam o konu. Mesela işte o anda strese girdiysem stresle ilgili bir konu. İşte o anda ne bileyim e, mutsuzsam mutlulukla ilgili bir konu gibi şeyler. Bunun için de İngilizce kelimelerle araştırma yapıyorum. Mesela örnek vereceğim. İşte mutlulukla ilgili bir şey araştıracağım mesela. Bilimsel olarak bunu açıklamak istiyorum. İşte şöyle yazıyorum. Science behind happiness. Ya da işte, hava koşulları modumuzu nasıl etkiler? How weather affect our mood gibi, işte sonuna pdf gibi falan takılar getirip çeşitli mecralardan okuyorum. Çok uzatmayayım. ResearchGate gibi, işte yabancı birçok üniversitenin sitesindeki kaynaklardan da faydalanmaya çalışıyorum. Her zaman çok vaktim olmuyor. Gönül ister ki çok daha böyle dolu dolu içerikler üretmek ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Şu ana kadar yaşadığımız dönüm noktaları denilmiş. Şu ana kadar yaşadığım dönüm noktaların ilki benim işe başlamam oldu. Neden diyeceksiniz? Ben üniversiteye anneannemin yanında okudum. Dolayısıyla böyle bir ev nasıl geçindirilir, nasıl çekip çevrilir hiç bilmiyordum. Üniversiteyi bitirdikten sonra kendi işime başladım. İlk defa tek başıma bir şehirde yaşamaya başladım. Hani bir yandan belli bir maaşla, kısıtlı bir maaşla ev geçindirmeye çalışıyordum. Hani maddi manevi birçok sorumluluk vardı. Ve böylece aslında bu da benim özgüvenimi çok yükseltti. Mesela tek başıma bir şeyleri başardığımı görebilmek çok iyi gelmişti bana. Bir diğeri ise klasik bir cevap olacak belki ama evlenmek. Çünkü şöyle ki bizim Habib'le hiçbir zaman böyle klasik bir evliliğimiz olmadı. Mesela benim evlendiğimde amacım hiçbir zaman işte çok güzel yemekler yapayım da işte kocam beğensin evimiz şöyle düzeni olsun gibi değildi. Gerçekleştiremediğimiz hayallerimizi konuştuğumuz, onları gerçekleştirmeye çalıştığımız, hep hayatımızda kendimize bir şeyler katmaya çalıştığımız bir evliliğimiz oldu. Öyle olmaya da devam ediyor. Mesela hiçbir zaman böyle akşam işte atletle, pijama ile oturup da herkesin izlediği programları izlemedik. Biz onun yerine işte filmler hakkında, kitaplar hakkında tartıştık. Gezeceğimiz yerler hakkında konuştuk. İşte hayatımızın bundan sonrası için planlarımız hakkında konuştuk. O yüzden güzel bir dönüm noktası oldu diyebilirim. İsteyen herkese böyle bir evlilik nasip etsin Allah diyorum. Ve son sorumuza gelelim. Birçok sorudan oluşuyor aslında bu soru. En sevdiğiniz yemek, renk, müzik türü ve emekli olunca yaşamak istediğiniz şehir. En sevdiğim yemek kuzu pirzola. En sevdiğim renk siyah ve beyaz. Zaten az çok tahmin ediyorsunuzdur sürekli siyah ve beyaz giyiyorum. Müzik türü hiç ayırt etmiyorum. O kadar ayırt etmiyorum ki mesela işte çalma listemde arka arkaya işte Bohemian Rhapsody, sonra Cars, sonra İbrahim Tatlıses, Dom, Dom Kuruşunu falan dinleyebiliyorum <laughs> gerçekten. Öyle bir ruh halim var. Bir de gene Burcu'mun bir özelliği olarak mesela milyonlarca kez bir şarkıyı arka arkaya dinleyip ondan sonra da bu da artık baydı diyebiliyorum. Hani daha da mı baymasın yani? Bu konuda daha bir çok dertli mesela. Ben sürekli böyle arka arkaya artık hani replay tuşu öldü falan deniyor ya işte o kişi benim yani replay tuşunu öldüren kişi benim. Emekli olunca yaşamak istediğim şehir yine buna paralel olarak nerede yaşamak istersiniz denilmişti. Emekli olduğumda Fethiye'de yaşamak istiyorum. Bu aslında bizim Fethiye'ye bir kere tatile gitmiştik. Ondan sonra şekillenen bir şey oldu. Çok böyle sakin, çok huzurlu bir yer gibi gelmişti bize Fethiye ve hep böyle konuştuğumuzda da Fethiye'ye gideriz, orada yaşarız, orada böyle bir evimiz olur. Hani hep kendimi şöyle hayal ediyorum. Ve bahçeli, verandalı küçük bir müstakil ev. Böyle verandamızda ya da bahçemizde Böyle sandalyemizin, masamızın olduğu. Ondan sonra orada gazetemizi okuduğumuz, artık bilmiyorum o zamana kadar gazete kalır mı da, işte tabletten ya da her ne teknolojik cihaz olacaksa ondan. Gazetemizi, kitabımızı okuduğumuz ve sohbet ettiğimiz huzurlu bir emeklilik isterdim. Onun dışında nerede yaşamak isterdiniz sorusuna ise vereceğim cevap İskandinav ülkelerinde yaşamak isterdim. O mutluluk, huzur, o böyle... Hmm, ne bileyim onların o hayattaki sakinliğini ben de yaşamak isterdim diyorum. Çok fazla soru vardı. Özellikle defalarca gelenleri seçmeye çalıştım. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.